Scroll.com.tr'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Kaan. Bugün yine Çin'den alınabilecek ürünler serimize devam ediyoruz. Yine 5 ürünümüz var. Hemen ilk üründen başlayayım. Bu ürün bende de var arkadaşlar. Uzun zamandır kullanıyorum. Bugün aslında videoyu da çıkaracaktım ancak kız arkadaşım da unuttum ürünü ve geri alamadığım için videoya çıkaramadım. BlueDigio'nun N2 Sports kablosuz kulaklığı arkadaşlar. Bluetooth versiyonu 4.1 kullanıyor. Bunun da avantajı şu oluyor. Mesela Huawei, Honor vesaire kullanıyorsanız telefonunuzda cihazın şarj yüzdesini görebiliyorsunuz. Benim telefonumda mesela bunu göremiyorum. 4 saat bir pil ömrü var arkadaşlar. Maksimum 1 saatte zaten şarj oluyor. Sürmüyor bile 1 saat. 10 metrelik bir kapsama alanı var. Ancak şunu söyleyebilirim. Eğer boynunuzda vesaire böyle kapatırsanız cihazın alıcı kısmını bazen kesilme olabiliyor. Buna dikkat edin. İnsan vücudu çok çünkü frekansları emiyor. Sinyalleri emiyor. Frekans aralığı zaten 2.4 GHz'lik bir frekans aralığını kullanıyor. 2.4 GHz'i 2.48'i kullanıyor. O aralıkta çalışıyor. Frekans tepkisi 20 Hz ile 20 kHz arasında. Gerçi ben bunlara çok takılmıyorum ancak bilgi olsun diye veriyorum. Bluetooth profili olarak da A2DP, AVRCP, HSP, HFP. Belki bunlara önem veriyorsanız. Ben bunların çok fazla detayını bilmiyorum ancak ses konusunda çok deneyimli arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyorlar. Bekleme süresi olarak da 180 saat olarak belirtmişler. Yani cihazı kullanmadığınız zaman bekleme modundayken 180 saat bitmeden pili durabiliyor. Ancak ben bunu test etmedim açıkçası. Hiç o kadar boş bırakmadım. Micro USB kullanıyor ve böyle şarj oluyor. Bir diğer Bluetooth kulaklığımız ancak bu Hi-Fi. Meizu'nun EP51'i arkadaşlar. Bluetooth 4 kullanıyor. 60 mAh'lik bir bataryası var. Mikrofon hassaslığı -42 desibel. Az önce bahsettiğim BlueDigio'nun da kendi mikrofonu var. Onunla da konuşma yapabiliyorsunuz. Ancak onun kulaklık kalitesi olarak yani güzel ama mikrofon kalitesine çok iyi diyemem. Çok telefonla konuşmak için almanızı tavsiye etmem onu. Ancak müzik olarak gayet iyi. Meizu'nun bu cihazı 6 saat müzik çalabiliyor. 6 saat konuşma süresi var. Şarj süresi olarak 2 saatte şarj oluyor. Ancak bence bu süre daha uzun verilmiş. Daha güçlü bir şarj cihazıyla daha kısa sürebilir. 8.6 mm'lik driverları var. Bu driver önemli. Ne kadar büyük olursa ses de o kadar iyi oluyor. 55 cm'lik bir kablo uzunluğu var. Bu da güzel. Uzun olması avantajlı oluyor. Kısa olsa bazen sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Takılabiliyor, edebiliyor. Bunu arkaya doğru sarkıtabiliyorsunuz. Uzun olması bence daha iyi. Empedans olarak 16 ohm. Hassaslık olarak 88 desibel. Güzel bir cihaz. Açıkçası ben bunun yorumlarından falan da çok etkilendim. Almayı da belki düşünebilirim. Bu cihazı ben diğer BlueDigio'yu kaybettim zannediyordum. Kız arkadaşımdan çıkınca açıkçası buna o yüzden bakmıştım. Belki yine de alabilirim. Bunu bir arkadaşımız tavsiye etti. Zaten kendisi hatırlar. Alta da yazar. Ben şimdi ismini hatırlayamadım kusura bakmasın. Q3H-2 Action Kamera. 2 inçlik 320x240 piksel bir ekranı var. Sony'nin 179A sensörünü kullanıyor. 4K'da 30 fps, 1080p'de 60 fps ve 30 fps, 720p'de 60-30 fps ve yavaş çekimde 120 fps çekim yapabiliyor. 25 mm'lik ve 170 derecelik bir lensi var. 16, 10, 8, 5, 4 ve 2 megapiksellik fotoğraflar çekebiliyor. 44 gram bir ağırlığı var arkadaşlar cihazın. BGN destekli wireless'ta. Micro SD kart desteği var. Micro USB portunu kullanıyor. HDMI destekli. 900 mAh bataryası var. Uzaktan kumanda desteği var cihazın. Ve full aksesuar paketiyle geliyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Full aksesuar olmadığı zaman yani suyun altında vesaire kullanmak için ekipman olmadığı zaman bunları almak cihazdan daha pahalıya geliyor. O yüzden özellikle böyle cihazları seçiyorum. Zaten bizim çok yüksek bir kalite beklentimiz olmuyor. Hani işimizi görsün cihazlar istiyoruz. Çok yüksek beklentiniz olursa hep para artıyor. Biz daha çok fiyat performans olan ürünleri tercih ediyoruz. Bir diğer ürünümüz Xiaomi'nin Mi Wi-Fi Extender'ı, wireless güçlendiricisi. Bunun 12 cm'lik bir uzunluğu var. Zaten bizde incelemesi de çıkacak arkadaşlar. Artık bu videodan önce mi çıkar, sonra mı çıkar bilemiyorum. Benim çok beğendiğim bir ürün oldu bu. Bize zaten Semers'ten gelmişti ve çok beğendim. Alacak olanlara da tavsiye ederim o cihazı. Maksimum 2 wattlık bir güç tüketim var arkadaşlar. 180 derece dönebilen bir yapısı var. Bu şekilde tasarlanmış. Cep telefonundaki yazılımla kontrol ediyorsunuz. Çok basit bir kullanım var zaten. Bir diğer cihazımıza geçelim. Son cihazımız bu zaten. Xiaomi'nin Mi Band 2 OLED'i.
En son çıkan bandı bu. Bir nevi saat gibi düşünebiliriz biz bunu. Ancak bu üründe artık ekran da gelmiş. Diğerlerinde ekran yoktu. 0.42 inç OLED ekranı var. Yani OLED'e çok takılmamak lazım. LED ekran diye düşünün. Ufak zaten saati görüyorsunuz, bildirimi görüyorsunuz, o kadar. Nabız ölçer, adım sayar, uyku kalitesi kontrolü. Zaten önceki cihazlarda da vardı. Bunda cihazı biraz daha saat havasına sokmuşlar. O sayede bunun bir avantajı da IP67 sertifikası var. Yani suyun altında tutabiliyorsunuz. Elinizi yıkarken suya kolunuzu soktuğunuzda vesaire korkmanız gerekmiyor. 70 mAh'lik bir pili var. Bu pil öncekilerde daha düşüktü. Ancak bunun ekranı biraz büyüdüğü için bence aynı seviyede pil kullanımı olacaktır. Hatta onlarda 30 gün bekleme vardı. Bu da 20 gün bekleme süresi vaat etmiş Xiaomi. iOS ve Android desteği var. Bluetooth 4'ü kullanıyor. Alarm fonksiyonu var. Zaten önceki modellerde de vardı bu. Ve telefon bildirimleri görebiliyorsunuz. Önceki modellerden çok bir farkı yok. Ancak ekranının vesaire olması ve tipinin daha hoş olması benim bayağı cazip geldi bana. Yani daha saat gibi. Üstüne baktığınız zaman saati de görebiliyorsunuz. Daha bir akıllı bileklik havası vermiş. Öncekiler daha çok hani sporda kullandığımız adım sayarlar gibiydi. Bu daha çok akıllı saat havasında. Son ürünümüzde arkadaşlar bu. Umarım ürünleri beğenirsiniz. Almak isteyenlere de faydalı olur. Videomuzu da beğendiyseniz like etmeyi unutmayın. Bir de abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik hoşça kalın.